Selam arkadaşlar, yeni mini restoran serimize hoş geldiniz. Bu seride elinden geldiğince şöyle küçük sistemleri anlatmaya çalışacağım size. Bunu Noobcraft'ta yapmıştım bu kapıyı. 5x5 tonlu kapı. Redstone'un da kapı diyebiliriz. Baktım çeken yokmuş. Bu dizayn da zaten kendime ait değildi. Mumo'dan aldım. Dedim Türkçe içerik yoktu, ben de çekeyim dedim. Zaten Mumo'nun linkini aşağı koyarım. Orada 1x1'den 10x10'a kadar kapıları göstermiş. Anlatmamış ama arkadan filan bakarsınız, rahat bir şekilde yaparsınız siz de isterseniz. Bu arada kreatif dünyadayım. Burada eski projeler var. Genel olarak şu var, magma farmı. Magma farmı değil. Magma küp heykeli diyeyim. Bunu kendi Noobcraft'ta AFK platformu olarak yapmıştım bunu. Oraya koydum. Bu bölümlerde göstermedim sanırım. Şimdi ben hiç uzatmadan başlayayım. Şunu da şöyle göstereyim. Böyle 5'e 5 güzel bir kapı. Böyle güzel bir şekilde çalışıyor. Hemen malzemelerimizi söyleyelim. Herhangi bir blok, redstone tozu, bırakıcı, observer, buradan yapışkan piston. Ama şunları şöyle sıralarsam benim için daha rahat olur. Slime bloğu, ball bloğu, buradan bir de ağlayan obsidian alırsam şimdilik benim için yeterli olur. Şimdi ilk olarak şuraya 5 adet blok çekiyoruz. 5 tane. Üstüne dust 5 adet. Arkalara bırakıcı, observer'lar değil, bırakıcılara bakacak şekilde observer koymamız gerekiyor. Şöyle bütün sıraya. Bunların üstüne yapışkan piston. Sonra bunların üzerine 5 adet. Şimdi buraya slime koyarsanız buraya bal koymanız gerekiyor. Bal koyarsanız da buraya slime. Böyle bal. Bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Şimdi balla başladık. 1, 2, 3, 4, 5. Slime da aynı şekilde. 2, 3, 4, 5. Bunları böyle çekmemiz gerekiyor. Şimdi böyle yaptık. Sonra bırakıcıdan olduğu hizadan, şu redstone'un olduğu hizadan değil. Şöyle aşağıdan bakarak observer'ın yüzü yukarı bakması gerekiyor. Şöyle. Sonra bunların altına yapışkan piston. Şöyle. Sonra burada bal kullandık ya. Bu olarak slime kullanmamız gerekiyor. Gene 5 adet. Şöyle. Burada da bal kullanmıştık. Şöyle. Şöyle balların karşısında slime. Slime'ın karşısında 5 adet bal koymamız gerekiyor. Bal blue. Şöyle koyduk. Yol kısmı bitti. Şimdi bunlarla işimiz bitti. Burada şey olarak ne kullanabilirim kolon için? Ben akasya alayım. Ve kum taşı alırsam hoş durabilir. Ve kapımız hangi bloktan olacak? Mesela smooth stone seçtim ben. Bu redstone olduğu zaten şöyle kaplıyoruz. Böyle kapladık. Şuraya bir hiza çekelim. Böyle yaparsam. Tamamdır. Şey de ayarladım. Siz kapıyı yaparsanız ona göre ayarlarsınız derinliğini falan. Sonra şuradan bir kolon çıkmamız gerekiyor. 6 adet çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Aynı şekilde buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kolon kapının arkasından göstermemek için bayağı hoş duruyor. Şöyle ben aşağıdan çekeyim de. Akasyaları böyle koymak istiyorum çünkü. Böyle koyduk. Bir havayı da düzeltelim. Sonra şuraya herhangi bir blok koyabilirsiniz. Ben elimde andezit var, onu koydum. Sonra bu arka kısma 5 adet yapışmayan piston. Yapışmayan blok, pardon. Slime'la bal blokları buraya geleceği için burada kalması gerekiyor. Sonra bunun üzerine redstone tozu böyle buraya da getirelim ki sinyali çıkaracağız böyle yukarı. Sonra bunun arkasına 5 adet bırakıcı. Şöyle. Aşağıda yaptım. Sinyali tekrarlamak için böyle bir şey gerekiyor. Böyle yaptıktan sonra şu aşağıdan sinyali bizim çıkarmamız gerekiyor yukarı. Şöyle redstone tozuna bakarak bir adet blok. Hatta önce şu yukarıdan yapayım daha iyi olur. Şuraya iki tane observer. Şöyle. Okların yukarı batması gerekiyor. Buraya bir adet bırakıcı. Şunu bir kırayım. Sonra observer'ları şu şekilde. Sadece şu en üsttekilerin okları yukarı bakacak. Geri kalanların okları aşağı bakacak. Aynı şekilde devam ettiriyorum. Şöyle tek tek. Bırakıcı. Observer. Ve bırakıcı. Ve şuraya iki adet observer koyuyorum. Şöyle. Sistemimiz neredeyse bitti. Ben sinyali kapıyı açmak için şu bırakıcıdan alacağım. Oraya bir tane buton koymam gerekiyor. Bununla işim
Ve de aslında neyse alırız arkadan. Şu butonun olduğu yere, bırakıcının olduğu yere bir tane buton koyuyorum. Kapımız böyle çalıştı. Şurada görsel şey oldu. Şimdi önden sıkıntısız bir şekilde kapımız açılıyor. Şuraya bir şerit daha çekelim. Siz de duvar falan çekersiniz zaten. Ben sinyalimi hangisini almışım? Ben mi almıştım? Aynen ben sinyalimi bu bırakıcıdan aldım. Şuraya bir adet blok koyuyorum. Bir de redstone almam gerekiyor. Tam şu çapraz sayı. Sonra redstone tozu. Redstone'a bakacak şekilde bir adet blok. Ve buraya bir adet buton. Redstone tozunun böyle olması lazım. Tekrar üstüne basarsanız böyle olur. Öyle kalmasın. Bu şekilde dörtgen neden buna? Bize açması lazım diye. Şöyle. Şöyle tekrardan çıkarırsak. Kapımız düzgün bir şekilde çalışıyor. Bunu da akasya kullandık da. Andez kullandık pardon. Pek belli olmuyor. Şöyle göstereyim. Size belli etmek için. Sonra bu kısma zemin yapacağınız için şöyle ilk olarak bu sıraya yapışmayan bir blok koymanız gerekiyor. Ben ağlayan obsiden koydum. İsterseniz normal obsiden. Terakoda da koyabilirsiniz. Ve bu kapıyı yaparken şu yanlarına dikkat edin. Boşluk olsun. Herhangi bir bloğa yapışmaması lazım. Şuraya herhangi bir blok koyarsanız sistem bozulur. Bu ağlayan obsiden de bozulmaz ama mesela andezit koyarsan, çalıştırırsam sistem kalır burada. Şu kalır, diğerleri çıkar. Evet, kapımız bu kadar. Böyle dışarıdan tekrar açayım. Böyle bir kapımız oldu 5'e 5. Büyük boyutlar falan yaparsanız böyle giydirebilirsiniz kapıyı falan. Bayağı hoş duruyor dışarıdan. Yani içeriden pek hoş değil. İçeriden böyle bir görüntüsü var. Yani ben çoğunlukla dış dizaynına önem verdiğim için benim için sorun değil. Yani dıştan bayağı hoş duruyor. Böyle üstümü bir temizleyeyim. Size bayağı basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Zaten sisteminde bir zorluğu yok. Yani ben redstone'dan hiç anlamam ama bayağı kolay bir sistem. Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yapacağınız bu boyutlara falan. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bir de abone olursanız sevinirim. Yavaş yavaş yükseliyoruz. O zaman bu videoluk da benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.